Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 11. sınıf soru bankası eşsizlik test 3 sorularını çözeceğiz. Birinci soruda bu denklem sistemini sağlayan x'i ikilileri bize sorulmuş. Bakın, birinci verilen ifadeyi 2 ile çarpıp toplarsak sol taraf x kare artı 2 x y artı y kare olur. Sağ taraf 2 artı 17 bölü 4. 2 artı 17 bölü 4 ifadesi payda eşitlediğinde 25 bölü 4'tür. Sol tarafsa arkadaşlar x artı y'nin parantez karesidir. Dolayısıyla x artı y denklemi, x artı y denklemi 25 bölü 4'ün karesi olduğu için x artı y 5 bölü 2 veya eksi 5 bölü 2'dir. Bunu sağlayan seçenekleri bulalım. 1 ve 1 bölü 3 ile bunu sağlayamayız. Yani 4'e 1 bölü 4 ile. Mesela şunların toplamları eksi 3 bölü 2 eder. Bunların toplamları artı 3 bölü 2 eder. Bunlar elenir. A seçeneği kalır yanıtımız. İkinci soruya bakalım. X artı y birden farklıymış. Şimdi y kare ile y'yi yer değiştirelim. Y kare ile y'yi. Sol taraf x kare eksi y kare olurken sağ taraf x eksi y oldu. Çarpanlarına ayıracak olursam x artı y x eksi y eşittir x eksi y oldu. Şimdi burada çok önemli bir şey devreye girdi. X artı y'nin birden farklı olması. Bakın, ben bu ifadeleri sadeleştirsem normalde x artı y'nin 1 olması gerekir. Doğru mu? Eğer bir matematik sorusu x artı y birden farklıdır diyorsa bu sadeleştirmeyi yapamıyorsunuz demek istiyordur. Peki bir sadeleştirme neden yapılamaz? Sıfırsa. Her iki ifadede sıfırsa yapılamaz. Dolayısıyla bu soru size aslında x artı y birden farklı diyerek x eksi y sıfırdır demek istiyor. Yani y eşittir x'tir demek istiyor arkadaşlar. O zaman biz her y gördüğümüz yere x'leri yazalım. 2x kare, 3x kare ve x kareden 6x kare olur burası. 24. Dolayısıyla x kare 4. X artı eksi 2 çıkar. X 2 iken arkadaşlar y ne olmalı? Eksi 2. Eksi 2 iken de y eksi 2 olmalı. Bizim elimizde 2 farklı kök çıkar. 2 virgül 2 eksi 2 virgül eksi 2. Üçüncü sorumuza gelelim. 2x eksi x y artı 2y eksi xy eşittir x kare artı y kare demiş soru. Şimdi bakın, şu eksi xy'ler eksi 2xy olarak karşıya gitsinler. Yani karşıda artık artı 2xy olacaklar. Dolayısıyla sağ taraf böyle oldu. Sol tarafta da 2 parantezinde x artı y var elimde. Şimdi 2 çarpı x artı y eşittir sağ taraf x artı y'nin parantez karesi. Şimdi arkadaşlar x artı y sıfırdan farklı demek sadeleştirebilirsiniz demektir. Dolayısıyla x artı y'leri sadeleştirdim. Elimde bir tane x artı y kaldı, o da 2 oldu. Yanıtımız B seçeneği çıktı. Dördüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Bakın, x eşittir 2y bilgisi var bu soruda elimizde. X eşittir 2y'yi gidelim. Bütün x'lerin yerine yazarak kullanalım. Burası 1 bölü 3y olur. Artı ikinci kesimimiz 1 bölü y olur 2y yazdığında. Eşittir sağ taraf 2y bölü 3y olur ki o da y'ler sadeleşip 2 bölü 3 sonucunu verir. Şimdi solda 3 ile genişletip toplayayım sol tarafı. Tek bir paydada eşitleyeyim, tek bir kesirde yazayım. 4 bölü 3y olur. 1 artı 3. 4 bölü 3y olur. Karşı taraf 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. 3'leri sadeleştiriyorum. 2 ile 4'ü sadeleştiriyorum. 2 bölü y'yi 1 buluyorum. Yani y eşittir 2. Y 2 ise ilk denkleme göre x de y'nin 2 katıydı, 4. Dolayısıyla x artı y işlemi 6 sonucunu verir. Bir dikdörtgenin çevresi 12'ymiş. Bir dikdörtgenin çevresi 12 ise dikdörtgenin çevresi neydi? Kısa kenarlarla uzun kenarların toplamıydı. 2a artı 2b 12'ymiş. Yani not alalım, a artı b 6'ymiş. Alanı da 8. O da a çarpı b'yi 8 yapar. Köşegen uzunluğu, köşegenine x diyecek olsak biz Pisagor'dan x karenin a kare artı b kare olduğunu biliyoruz. Doğru mu? X karenin a kare artı b kare olduğunu biliyoruz. Yani biz aslında köşegen uzunluğu derken kök içinde a kare artı b kare yarıyoruz. Bakalım buradan nasıl elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben iki tarafın karesini alsam burada, solda a kare artı 2ab artı b kare denklemini elde ederim. Sağ taraf 36. Zaten AB'nin de 8 olduğunu biliyordum. Eksi 2 ile çarp taraf tarafa toplar, AB'leri temizlerim. Dolayısıyla sağ taraf 20 olur. A kare artı B kare 20 çıkar.
E biz başta karar vermiştik zaten. Kök için de a kare artı b kare arıyorduk. Yani kök 20'yi. O da yanıtımızı 2 kök 5 yapar. Altıncı sorumuza bakalım. Burada da mesela şunu söyleyebiliriz. Direkt x bölü y 2 bölü 3 olarak verilmişse bize biz deriz ki x eşittir 2k olsun, y eşittir 3k olsun. Bunu bu denklemde kullanalım. X'e 2k dediysem karesi 4k kare. Y'ye 3k dediysem karesi 9k kare. Yine 2k ile 3k'nın çarpımları burayı 6k kare yaptı. Dolayısıyla sol taraf toplamda 19k kare oldu. Eşittir 76. Yani k'nın karesini ne bulduk arkadaşlar? 4. Dolayısıyla k 2 veya eksi 2 oldu. Dolayısıyla biz iki farklı k bulduğumuz için iki farklı x, y ikilisi elde ederiz. Yani yanıtımız B seçeneği olur. 7. sorumuza gelelim. 7. sorumuzda kesirli iki tane ifade var. Onları bir tarafa toplayalım. Bunu buraya, bunu buraya aldım. Sol tarafta şu anda bir işlem yapmıyorum. Sol taraf sadece a kare eksi b kare. Sağ taraf 7a bölü a eksi b artı 7b bölü b eksi a. Şimdi bakın b eksi a varsa ben eksi 1 ile genişletirim. Ve derim ki iki denkleminde paydası bu sayede a eksi b olur. Peki payları ne olur hocam? Payları 7a eksi 7b olur. Eksi 1 ile genişlettiğim için o da 7 parantezinde a eksi b eder. A eksi b'leri birbiriyle sadeleştirdim. Dolayısıyla a kare eksi b kareyi 7 buldum. Soru da zaten a kare artı b kareyi bize 25 olarak vermişti. Taraf tarafa topluyorum. 2 a kare 32 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla a kare 16 oldu. Pozitif dediği için soru sayılarımıza a4 çıktı. a4 çıktıysa a kare de 16 ise karşıya attım b kare 9 yani b de 3 çıktı. A artı 2b ifadesi nedir diye soruyordu sorumuz. 4 artı 6'dan yanıtımız 10 çıktı. 8. soru x ve y tam sayı demiş. Hemen çarpalım bakalım. X kare y artı x kare eşittir x artı y'ymiş. X y kare artı y kare eşittir eksi x y'ymiş. Soru bizden x eksi y'yi istiyormuş. Biz bunları birbirinden çıkarsak ne olur bakalım. Şimdi ben bunları birbirinden çıkaracak olsam sol tarafı sadece şöyle yazabilirim şimdilik. Sağ tarafta ise x artı y artı x çarpı y denklemini elde etmiş olurum. Şimdi bakın arkadaşlar, burayı x y parantezine alarak toparlayayım. X y parantezine aldığımda x eksi y olur. İkincisi de 2 kare farkından x artı y x eksi y olur. Şu an sol tarafı ikinci kez düzenlemek için koyuyorum bu eşitliği. X eksi y parantezine alıyorum. X y artı x artı y gelir. Peki sağ taraf neydi? Sağ taraf zaten aynısıydı. X artı y artı x y idi. Bunlar sadeleşir. X eksi y bir sonucunu elde ederiz. 2 üzeri x kare eksi y kare 8 üzeri x artı y demiş. Yani 2 üzeri x artı y x eksi y 8 üzeri yani 8 üzeri demek 8 2'nin kübü olduğu için 2 üzeri 3 x artı y demek. Çünkü neydi? Kuvvetin kuvveti kuvvetlerin çarpımı demekti. Dolayısıyla arkadaşlar biz x artı y ile x eksi y'nin çarpımlarını 3x artı y bulmuş olduk. X artı y'leri sadeleştiriyorum. O zaman x eksi y'yi 3 bulmuş oluyorum. Soru da x çarpı y'yi 10 olarak veriyor. Soru bize burada demiş ki x eksi 2y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Ben x gördüğüm yere gidip y artı 3 yazayım. Aşağıdaki denklemde x gördüğüm yere y artı 3 yazayım. Yani y çarpı y artı 3'ün 10 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası ne olur? Y kare artı 3 y olur. Onu bu tarafa alırsam, sol tarafa alırsam eksi 10. Bu denklem çarpanlarına y artı 5 y eksi 2 diye ayrılır. Dolayısıyla arkadaşlar y'yi eksi 5 veya 2 bulmuş olurum. Şimdi burada ilk bilgiye, az önceki daha doğrusu bilgiye geri dönelim. Ben y'yi eksi 5 bulduysam x'i y artı 3 olarak aldığım için x
eksi 2 olur. Ya da y'yi 2 bulduysam x 5 olur. Soru x eksi 2 y farkını sormuş. X eksi 2 y farkı eksi 2 kullanacak olursam eksi 2 eksi eksi 5'ten eksi 2 eksi 2 çarpı eksi 5'ten özür dilerim. Yani eksi 2 ve eksi 5'i yerlerine yazıyorum. Dolayısıyla buradan 10 eksi 2'den 8 olur. Birinci alabileceği değer 8'dir. 8 cevaplar arasında yok. İkinci alabileceği değer x yerine 5, y yerine 2 yazarsam bu sefer 5 eksi 4'ten 1 olur. Bu da B seçeneğinde var. Yanıtımız B şıkkı demiş oluruz. 10. sorumuza bakalım hemen. 10. sorumuzda ne yapmış sana? Ne demiş bize? X kare eksi 1 bölü y eşittir 4x ve x kare artı 1 bölü y eşittir eksi 2. Bu denklem sistemini sağlayan y değeri aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Biz şurada direkt taraf tarafa toplasak y'den aslında direkt kurtulmaz mıyız? Taraf tarafa toplasam y'ler gider. 2x kare eşittir 4x eksi 2 denklemi kalır elimde. Yani 2x kare eksi 4x artı 2 denklemi kalır. Bu da 2 ile sadeleştirirsem x kare eksi 2x artı 1 eder. Dolayısıyla bu x eksi 1'in parantez karesidir ve x için tek bir ihtimal doğar. O da 1 sayısı. Peki ben x'i 1 bulduysam götürüp yerine yazayım. 1'i karşıya attım 3. Eksi 1 bölü y'yi 3 buldum. Dolayısıyla y ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3. 11. sorumuza bakalım. X ve y birer tam sayıymış. X kare artı y kare eksi 4x artı 6. Şimdi iki değişkenli bu tip ifadelerin çarpanlarına ayrılmalarında şunu kullanmanızı tavsiye etmiştik size. Biz burada tam kare ifade elde etmeye çalışalım. Yani 4 sayısı neyin 2 katı? 2'nin 2 katı. O yüzden 2'nin karesini her tarafa ekleyelim. Yani ben şöyle bir şey teklif ediyorum size. X kare eksi 4x'i yan yana yazıp yanlarına bir tane 4 eklemeyi eşitliği bozmamak için altının da yanına 4 eklemeyi teklif ediyorum. Bir de elimizde zaten y karemiz vardı. Burası x eksi 2'nin karesi oldu arkadaşlar. Artı y kare eşittir 10 çıktı. Ve biz burada artık neyi kullanacağız? Bu çok kıymetli. Biz burada artık x'in ve y'nin birer tam sayı olmalarını kullanacağız. X ve y birer tam sayıysa kareleri toplamı 10 olan sayılar tam sayılar neler arkadaşlar? 1 ve 3 mesela. 1'e 3, eksi 1'e eksi 3, eksi 3'e eksi 1 ve eksi 3'e artı 1. Değerlerini alabilirim. Şimdi burada bunları x eksi 2'nin yerine yazıyorum tabii ki. Yani ben x eksi 2'yi 3 de yapabilirim, eksi 3 de yapabilirim, 1 de yapabilirim, eksi 1 de yapabilirim. Peki bunu sağlayan değerler nelerdir bakalım. X eksi 2'yi 1 yapacak olursam x 3 olur. Sonra x eksi 2'yi eksi 1 yapacak olursam sonuç 1 olur. X eksi 2'yi eksi 3 yapmak istersem alacağım sonuç eksi 1 olur. Ve son olarak x eksi 2'yi 3 yapmak istersem alacağım sonuç 5 olur. X değerleri 5, eksi 1, 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Bu değerlerin toplamı nedir? 8'dir. Yanıtımız E seçeneği çıkar. Ve son sorumuza geldik. A kare artı B kare artı AB denklemini 19'a tamamlayan X, A ve B tam sayılarını araştırıyoruz. Mesela burada hangi değerler bunu sağlar? Bakalım. Örneğin 5 ve eksi 2 sayısını alırsanız arkadaşlar 5 ve eksi 2'yi aldığınızda 25 4 daha 29 eder 10 çıktığında 19 sonucunu alırsınız. Bu durumda eksi 5'e 2 diyebilirsiniz. Eksi 2'ye 5, 2'ye eksi 5 diyebilirsiniz. Bu 4 ihtimali de sayabiliriz. Ardından 5 ve eksi 3 sayılarıyla yine olabilir. Çünkü 25, 9 daha 34 eder 15 çıktığında 19. Yani 5'e eksi 3, eksi 5'e 3. Sonra 3'e eksi 5, eksi 3'e 5. Bu 4 ifade olabilir. Ve son olarak arkadaşlar mesela 2 ve 3 sayıları. 4, 9 daha 13, 6 daha 19. 2'ye 3, eksi 2'ye eksi 3. Ya da 3'e 2, eksi 3'e eksi 2. Yani 12 farklı AB ikilisi yazabilirmişiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.